dersimizde alfabemizdeki harfleri tanıtacağız. Kim tahtaya gelmek ister? Ben geleyim Elif Hanım, ben geleyim. Peki, buyurun Kadir Bey. Allah! Lan baba, aferin ha, böyle çalışkan ol, sayende altınların hepsini kapacağız inşallah. Ben Elif öğretmeni bir kapayım, başka bir şey istemem. Söyleyin bakalım Kadir Bey, bu hangi harf? Elif'in E'si. Baba, kolay gelsin canım. Susalım lütfen. Bu hangi harf peki? F. Elif'in F'si. Söyleyin bakalım. Bu hangi harf? J. Elif'in J'si. Elif'in içinde J harfi mi var Kadir Bey? Ne diyorsunuz? Yok ama olsa o da yakışır size Elif Hanım. O kadar güzel bir isminiz var ki. Bir J harfi fazla olsa isminizin güzelliğini bozar. Yaşa be deli Kadir Bey, bravo. Bravo baba. Doğru. Baba, baba. Evet. Helal olsun baba be, tam damardan gülüyorsun. Aa, susalım ama lütfen. Yürü be deli Kadir, yürü. Tamam hayatım, Ankara'ya varır varmaz arayacağım seni. Çok öpüyorum. Hadi. Bir kadının dırdırından daha kötü bir şey var mı sence? Bilmem ki abi. Var. İki kadının dırdırı. Bir tarafta karım, bir tarafta metresim. Dır 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 dır. Bittim artık be. Abi be, kim sana böyle bir şey yaptı diyor? Kusura bakma ama hak etmişsin sen. Hak ettim tabii. Neyse, şu sağda bırak sen beni. Şurada mı abi? Ha şurada, müsait bir yerde indir sen beni. İyi günler. Allah sağ ol abi, versin. Allah bereket versin. Asıl sana kolaylık versin. Sağ ol. Adam ya. Bakalım matematiğiniz nasıl? Pembe, tahtaya kalk, 4 işlem yapacağız. Pembe. Bil mi hocam? Allah, eğlence çıktı be. Haydi tahtaya, tahtaya. Pembe. Efendim? 11 ile 8'i toplarsak kaç yapar? Kaç yapar canım? Ben sana soruyorum. Sen de bana mı soruyorsun? Ay Allah, ben de sana mı sorarım? Kime soracağım baba? Bu kadar basit bir işlemi yapamıyor musun Pembe? Aslında yapar öğretmenim. Ama Pembe'nin anladığı dilde sormak lazımdır. İzninizle bir matematik sorusu sorabilir miyim kendisine? Görün bakın nasıl yapacak. Sor bakalım. Şimdi Pembe. Sultan'a zevki bir görücü geldi diyelim. Öyle mi? Buyursun gelsin kız, başımın üstünde yeri vardır. Şimdi bu görücü sultana 100 milyar başlık parası verir. Allah için güzel para ha. Lan sizde çok verir be. Üf. Şimdi ikinci bir görücü daha gelir. Kız ne güzel değilsin ha. Ağzından bal damlıyor değil mi baba? O da ilk görücünün verdiği paranın 1/3'ünü verir. Üçüncü bir tane daha gelir. O ilk iki görücünün verdiği başlığı toplamanın 10 milyar daha fazlasını verir. Şimdi bu durumda üçüncü görücü ne kadar başlık parası vermiştir? 176 milyar 670 milyon. Aa, nasıl yapabildin bu hesabı? Ben size dedim öğretmenim. Anladığı dilde sormak lazımdır. Allah! Zinç aldı. Kaya zinç aldı, zinç aldı. Hadi. Koş Ali koş. Koş yeter koş. Muharrem abi, ne oldu? Mahallede salgın hastalık falan mı var? Ne salgını? Deli konuşma. Salgın yoksa bu mahallenin insanları nerede abi? He? Kahvede incin çift kale halı saha maç yapıyor şipşak. Lan oğlum, okuma yazma seferberliğinde herkes. Aa, ben kimse katılmaz diyordum. Demek herkes kursa gitti ha. Vay be, artık var ya kahveye bir kütüphane şart oldu be Muharrem abi. Çok iyi dedi be Rıza. Kahveye kütüphane yaptıracağım. Oyun oynayacaklar da kitap okusunlar be. Aa, ciddi mi be? Ben şaka yapmıştım Muharrem abi. Allah beleşay. Hoş geldiniz öğretmenim. Hoş bulduk. Oturabilirsiniz. Arkadaşlar, aranızdan bir sınıf başkanı seçmemiz gerekiyor. Ben olurum öğretmenim. Esas ben olur be. Ben başkan olayım öğretmenim. Ben bunlara göre daha kültürlüyüm. Doşlarda üniversite bitirdim. Ay tüküreyim senin üniversitene. Sen iki üniversite mi bitirdin? Öyle.
Doşnak'ta iki üniversite inşaatında çalıştım. İkisinin de inşaatını bitirdim çok şükür. Gülmeyin de, o da bir nevi kültür sayılır. Üç adayımız var. O zaman başkanı arkadaşlarımız oylarıyla seçsin. Bana uyar öğretmenim. Bana da uyar. Bana da. Peki hala Ethem'e oy verenler? 4 oy. Menekşe'ye oy verenler? 4 oy da Menekşe aldı. Pembe'ye oy verenler? 3. 4 oy da Pembe'ye çıktı. Hepiniz eşit gibisiniz. Kız kısmet ara. Buranın lambaları neredeydi? Ne yaparsın be ara? Öğretmenim. Bak uyum arttı ha. 5 oldu. Pardon, Pembe'nin oyu 5'miş. Pekala, Pembe başkan seçildi. Ya bir dakika, bir dakika. Bravo. Ya itiraz ederim be. Ya duvara yaptım gacı be. Kız oynak, sen kimsin ki benimle atışırsın? Adlini bil, adlini. Allah var. Biz sana, ulan dur. Ay, kız kral. Hadi be. Ya öğretmenim. Çocuk musunuz sağa siz? Çocuk musunuz? Bu yaşta insanlar sınıf başkanlığı için kavga eder mi be? Ama müdürüm, buradaki arkadaş var ya, orada var ya beni dillerimi yırttı. Abi öğretmenim, o da bana kalemini batırdı be. Pardon hocam, sana değil de. Arkadaştan niye kalem batırıyorsun hanım? Mısın sen? Kızmayın Emin hocam. Kalem kılıçtan keskidir derler ya. Doğru mu diye test etmek istedim. Susun. Siz benim başıma bela almak için mi yazıldınız bu kursa? Doğru söyleyin. Sizinle aramızda benim bilmediğim bir kan davası falan mı var ha? Öyleyse neyin intikamını alıyorsunuz benden? Delirtecek misiniz beni? Eyvah. Herif toz üstü. Şşt yasak ola, bizim komiser daha dayandıydı bundan. Size ceza olarak ev ödevi vereceğim. Hepiniz defterlerinizde 100 kere bir daha kavga etmeyeceğim yazacaksınız. Defolun şimdi. Mümkün değildir. Ne demek mümkün değil hanım? Karşı mı geliyorsun bana? Mümkün değil. Çünkü bize bu kupa yazmamız yoktur. Benim yırttık. Yırttınız. Gidin öğretmeniniz bir kere yazsın defterinize. Ona baka baka 1000 kere yazacaksınız. Ama 100 kere demiştiniz öğretmenim. Şimdi 1000 mi oldu? Biraz daha burada durursanız 2000 olacak. Tamam müdürüm. Emin çıkarız. Bay bay canım. Hasta la vista müdürüm, yürü lan. Hasta la vista müdürüm, yürü lan. Ay müdürüm.